Lukitin'le konuşmasından kısa süre sonra Richter Moskova'dan ayrıldı. Hilda'yı gördüğünde şaşırdı. Ne kadar da güzelleşmişti. Bakışlarını üzerinde gezdirirken yapmacık bir kayıtsızlıkla. Moskova'da güzel kızlar pek çok dedi. Hilda da kayıtsız bir cevap verdi. Öyle mi? Bir başkasını seviyor diye düşündü. Bu kadının yüreğinde gizleneni hiç öğrenemeyeceğim. Hilda neler gördüğünü soruyordu. Şehir çok değişmiş. Bir sürü yeni bina yapmışlar. Giyimleri kötü. Beş pasta birden yiyordum. Moskovalar en iyi konu neşeli. Asıl güç olan uzaklık. Moskova'ya epey yol var ama ben asıl Sibirya e yolculuğunu düşünüyorum. Ne kadar da kalabalık. Sokaklarda insandan geçilmiyor. Görüyor musun Hilda? Böyle bir ülkenin varlığını düşünmek bile tatsız. Hitler daha iyi bilir ya. Yalnız insanlık yönünden düşünecek olsak batıya dayanmamız çok daha iyidir ne yaparsan yap Paris ya da Londra'yı sömürge haline getiremezsin. Hitler Gençlik Kuruluşu'nun başındaki sümüklüler bile bu gerçeğin farkında. Ama Rusya boş bir alan. Eskiden tanıdığım birine rastladım. Okumuştu. İyi Almanca konuşuyordu. Partili değildi. Şimdi düşünmeye başlamış. 1933 öncesi solcularımız da ona gibi konuşurlardı. Ruslar kötü insanlar değil ama yönetilmeleri gerekiyor. Onlara yalnız düşünce felt mereşerleri değil, yani yöneticiler, bilginler, düşünce çavuşları, öğretmenler, köy hekimleri, trafik polisleri yollamalıyız. Ruslar karşıdan karşıya geçmeyi bile bilmiyorlar. Bu dev bir iş ama yepyeni bir Avrupa başka türlü düşünülemez. Kurt bir şey anlamıyorum. Gerçekten Ruslarla savaşacak mıyız? Delice bir şey olur. Durmadan savaşamaz ya insan. Belki her zaman alıştığımız gibi bir savaş olmayacak. Yetkili biri barışçı ya da yarı barışçı yollardan Rusya'ya gireceğimizi söyledi. Bununla ne demek istediğini ben de pek anlamadım. Rusların Fransızlardan da kolay teslim olacaklarını sanıyorum. Bana kalırsa güçlükler sonradan ortaya çıkacak. Çünkü böyle bir ülkeyi kendine benzetmek kolay değil. Koznix'te tanıdığım birine rastladığımı sana söylemiştim. Belki gizli polis korkusundan uzlaşmaz göründü. Belki kuvvet dengesi bizden yana geçince gerçek yüzünü gösterecek. Bilmem ama bir takım tarihi olaylar hazırlanıyor seziyorum. Dolaşmaya çıktı. Berlin düzenliliğiyle aklını başından aldı. Dümdüz, uzun sokaklar, birbirinin aynı evler. Düşündü bu değişmez görünüşün olağanüstü bir yanı, güzelliği var. Tigarten'de çocuklar oynaşıyordu. Heykeller son güneşli günlerin tadını çıkarır gibiydi. İhtiyarlar soluk renkli purolarını içiyorlardı. Ortalıkta yanına asker vardı. Genç kızlara emredercesine sarılışlarında zafer kazanmış kişilerin havasını sezmek mümkündü. Rihter konuşmalara kulak verdi. Frans çıkarma hazırlıklarını tamamladıklarını yazıyor. Wilmersdorf'ta beş oda bir banyo. Pazartesi günden sonra Hollanda peyniri dağıtacaklar. Hakiki Hollanda'dan gelen peynir hem Şimit 1 Mayıs'ta savaşın biteceğini söylüyor. Rehter memnundu. Ne büyük bir rahatlık. O sıra Londralılar tir tir titriyor. Kaçacak delik arıyorlardı. Metroya mı? Yoksa sığınaklara mı? Gizleneceklerine şaşırmışlardı. Burada büyük bir güven kendi gücünün bilincine varmaktan gelen bir rahatlık göze çarpıyordu. Likotini bu bahçeye, bu heykellerin, bu çocukların önüne getirmek Müziklerin böyle bir kuruluşa dayanamayacaklarını anlamasına yeterdi. Rusya'da yolculuk yapmak güzel şeydi. Ama orada yaşanmazdı. Robert, Rusya için kutupların Afrikası demedi mi? Neden Robert iki kere Hilda'yı görmeye geldi? Oysa bina projeleriyle baş başa oturabilirdi. Belki Hilda'nın gönlünü çelen Robert'ti. Rehter kendini düşündü. Gülümsedi. Otelle değildi ne? yapacak şey yoktu böyleydi işte herkesin içine kendini tutuyordu ama Hilda nasıl kendinden geçtiğini iyi bilirdi. İşte Almanların bilinmeyen yanı. Sonu gelmez bir canlılık. Fransızlar düşünürler. İngilizler iş adamı. Ruslar hayalci insanlardır. Biz hızlı ilerliyoruz, hareketiz. Hürer yaratılışımızdaki özelliğin bilincine varmış. Bize bir amaç göstermiş. Şimdi düşünce dinametini eşine az rastlanan bir düzenlilik içinde yerleştiriyoruz. Neden fırtınadan bu kadar korkuyordum? Hilda'nın bile ödünü patlattım. Başka milletler korkabilir. Bizim çekinecek şeyimiz yok. Fırtına biziz. Tiyatro perdesi inince kadın kahramanın dertleri sona erer. Erkek kahramanı zaferi tamdır. Artistler son ve cılız alkışlara karşı bir kere daha selam verir. Vestiyerdekiler gündelik sıkıntılarından söz ederek itişip kakışırken bomboş salonda az önce sahneyi birbirine katan duygu kasırgalarını dalgın bakışlarla düşünen bir genç kız dikkati çekebilir. Bir müzede eski bir resmin önünde uzun uzun durup geçmiş hayatın esrarını çözmeye çalışan kız da bu kız değil midir? Arkadaşları Genya'ya da Maşa'yı çekiştirirken birden dudaklarını oynatan, kendi kendine şu sözleri tekrarlayan da aynı kız. Aşk, aşk der masal. Bir ruhun öbürüyle birleşmesi, rastlaşması, anlaşması ve kaçınılmaz kaynaşması ve kaçınılmaz çarpışması. İşte Valya böyleydi. Artist olmayı düşünüyordu ama sanatla sanat için yaşamanın soylu coşkunluğu dışında bir yeteneği bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Bir gün yaşlı bir sahneye koyucu onunla uzun uzun konuşmuştu. Bu dokunaklı, eni konu sersem kız yaşlı adamı duygulandırıyordu. Kendinize başka bir meslek seçin, sinemada işiniz yok. Sinema film seyredenlerin bir de 100 ya da 200 kadar üstün yetenekli kişinin sanatıdır sizin için çok zorlu bir çalışma gerektirecek. Günlerinizi soğuktan donmak ya da sıcaktan terlemekle geçireceksiniz. Sonra kalabalık bir sahnede görünecek, kimsenin dikkatini çekmeyeceksiniz. Kısmetliyseniz 10 yıl sonra önemli bir rol alabilir. Mahalli Sovyet Başkanı'na bir süt domuzu uzatıp anlamlı sesinizle bunu Moskova'ya tarım sergisine yollayacağız dersiniz. İşte o kadar. Ne gereği var? hem gözlerinizin hem kendi kendinizin canını okuyacaksınız. Bu sözler Vale'yi çok üzdü. Yine de aklına koyduğundan vazgeçmedi. Bulaşıkçı olarak bile sanat perilerine hizmeti hazırdı. 26 yaşındaydı ama hayat hep tan yeri gibi sisliydi. Bir arkadaşının yardımına koşmak için bütün şehri arşınlamaya her zaman hazırdı ama kendi kendine hiçbir hayırı dokunmuyordu. Annesi ona baygın demekte de haklıydı. Doktor Kirilov da kızına baktığında şaşırıyordu. Bu genç kız ya çirkin ya güzel ya sevimli uyanık ve şen ya da dalgındı. Valya yazı Kiev'de geçirdi. Pik bir kulüpte ten dostlarını gördüğüne memnundu. Yalnızlık çok zor geliyordu genç kıza. Annesi ona yemek yedirdi durmadan. Babası sordu. Moskova'dakiler ne diyor? Başarabilecek misin? Valya cevap vermedi. Eski arkadaşı Raya'yı da tanıyamadı neredeyse. Sinirli şaşkın, şüpheci biri olmuştu. Osip Peçora ırmağı kıyılarında dönmemişti daha. Raya, Valya'ya beni unuttu belli dedi. Artık onu beklemiyorum. Zinayı bulamadı. Taşınmıştı. Nereye gittiğini de kimse bilmiyordu. Her akşam Galaka, Valya'lara taşınıyordu. Moskova Kızıl Meydan tiyatrolar üzerine soru soruyordu durmadan. Ama herkes gibi Varya'nın da arkadaşını ciddiye aldığı yoktu. Galoşka mı gülmekten başka bir şey bilmez. Kıyefe geldikten kısa bir süre sonra Borya'yı görmeye gitti. Varya kapıyı vera Platonova açtı. Burada değil canım. Tarnopol'a gönderdiler. Önlüğünün ucuyla gözlerini silip ekledi. Otursana ne kadar değişmişsin. Gerçek bir Moskovalısın. E ee, orada işler ne alemde? Valya dayanamadı, ağlamaya başladı. Annesini açamadığı şeyi Vera Platonova'ya anlattı. İşe yaramadığım anlaşıldı. Artist olamayacağım. Neden artist olamayacakmışsın? Hadi canım sen de. Sıkıntısız hiçbir şey evde dilemez. Dur, çay içeriz. Bana her şeyi anlatırsın. Moskova'ya dönmeden önce Valya sandalla Dinyeper üzerinde bir gezinti yaptı. Yüreği kan ağlıyordu. Kıyı bembeyaz, yeşil, altın sarısıydı. Valya ilk gençlik hayallerini hatırladı. Burada kalsa belki daha iyi olurdu. Raya, Galaşka burada yaşıyorlardı. Boris dönecekti. Vera, Platonovaya içine dökebilirdi. Üstelik en önemlisi Kiev'ti. Burada doğup büyüyen başka yerde mutlu olamaz. Ama bu zayıflık anı kısa sürdü. Moskova'da sinema enstitüsü vardı, sanat vardı ve valiye Moskova'ya döndü. Sergeye aşkla yürekten bağlanmıştı. İkinci, üçüncü buluşmalarında onu sevdiğini anladı. O güne kadar aşk hayalini hep kovalamıştı. Kendisine yaklaşan adamlar tatsız bayağı geliyordu. İçki içmekten korkan kişiler gibi geçici bağlantılardan çekiniyordu. Ya şarap başımı döndürürse en iyisi tek başına yaşamaktı. Sonra buna da aşk mı denirdi? Böyle adamlar derin bir sevgi besleyemezlerdi. Onların gözünde aşk bir eğlenceydi. Sergey ne şairdi ne de oyuncu. Ne yapmıştı da onu kendine sevdirmişti. Belki yanık yüzündeki o tatlı, kül rengi gözleri hoşuna gitmişti. Belki hareketlerindeki canlılık, belki eskiden Valya'ya tatsız gelen konuları bilerek anlatmayı becerebilmesi ya da sadece Valya'nın aç saati çalmıştı. Sergeli buluşmaları hayatını dolduruyordu. Artık uyandığında günün neden var olduğunu biliyordu. Tramvay numaraları yüreğine dokunuyor. Saatin akrep ve yelkovanı genç kızı deliye çeviriyordu. İlkbahar geldi. Güneşli ve rüzgarlı bir gün. Moskova mırıltılarla doldu. Her yandan su damlıyor. Sokaklarda seller homurdanarak akıyor. Damlarda biriken karlar temizleniyor. Birden kupkuru kesilen kaldırımlarda topuklar takır diyor. Yayalar kahkahalarla gülüyorlardı. Mimoza satılıyordu her yerde. Artık üşümüyordu bu çiçekler. Buruşuk bir görünüşleri yoktu. Mutlu ve gürdüler. Gür kirpiklerin gölgelediği, Valya'nın gözleri de. Sergey'in evine vardığında mutluydu. Akşam oluyordu. Odadaki her şeyi yıkayan alacakaranlık ne var ne yok. Hepsinin biçimini değiştiriyordu. Dolabı bir ağaç yapmıştı. Halıya da bir yeşillik. Öğrenci Valya'nın yüzünü pudralamış, saçlarını kabartmış, gözlerine güzel avrat otu sürmüştü sanki. Valya kaderin büyümüş göz bebekleriyle sergiye bakıyordu. Hem neşeliydi hem ürkek. Bir işe yaramıyorum. Artist olmak istiyordum. İnsan neler istemiyor ama artist olmak için başka birinin da dünyaya gelmek gerek. Çok yaşamalı, bir ömür boyu, yüz, hayat, belki daha fazlasını yaşamalı. Lermontov genç yaşta ölmüş nasıl vakit bulabilmiş de onca şey yazmış belki hissetmemiş ön seziyle bulmuş ön sezi ne garip şey biliyor musun Valya? hayır bir şey söyleme bugün Moskova'da insan kendini denizde sanıyor fırtınadan önceki denizde denizi hiç görmedim ama doğru Sergei kendini ona verdi tecrübesiz tutaklarını sevgisini gizlenen susan ama kendinden geçtiğinde büyük bir güç, büyük bir ağırlık kazanıp gözleri bulandıran, soluk kesen sevgisini ona verdi. Birden sihirli bir değnekle dokunulmuşçasına, vücudunun direnen ve boyun eğen, çılgın ve tatlı her hareketiyle kadın oluverdi. Kuşkuyla Sergei'nin evine gidip gidemeyeceğini düşünen valya değildi. Usta, aşk oyunlarını bilen bir kadındı artık. Sergei'nin geçmişindeki eski aşkları, erkek kararsızlığını, kendisine yer vermeyen düşüncelerini seziyordu. Paris köprüleri, yıldızlar, kendisinden başka her şey. Sergei yanında soluğu daha düzelmemiş bile, dağınık saçları, ateşiyle ve yorgunluğuyla şimdilik Valya'nın bu durumda dışarı çıkamaz, konuşamaz bile. Ama saatin akrep ve yelkovanı var. Raya gibi çıldırıyorum. Hayır, düşünmemeli. Plan yapmamalı. Bir şey anlamaya çalışmamalıyım. Ve Valya yeniden Sörge'ye sarılıyor. Dudaklarını buluyordu. Sörge ışığı yaktığında şaşırdı. Onu hiç böyle görmemişti. Güzelleşen yüzü mutlulukla parlıyordu. Derin bir ırmağın durulduğu, saydamlaştığı olur. Sandalıyla gezen adam sıvıdan örtüye eğildiğinde dibini görür büyük, eksiksiz, mutluluk anlarında insan sevgilisinin ruhunu görebilir. Kendine gelen valya bağırdı. Çıldırdın mı? Söndür ışığı. İnsan duyarlılığın en keskin anlarında hayat, çapraşık yolları izler. Bu karanlık odadan neden belli belirsiz bir yabancı gölge geçi vermişti. Ağaçlı bir yolu kaplayan yapraklar, uzak bir ırmağın hışırtısı, bir gül ve benzin kokusu, resim dolu bir atölye. Sergey hepsini hatırladı. Sevişmenin ateşiyle dolu, şüpheye düştü, hafifliğine kızdı. Bir şey söylememişti, ama Valya'nın duyardı. Öylesine gelişmişti ki, Sergey'in kendisinden koktuğunu, uzaklaştığını hissetti. Bir şey sormadı. Serzenişte bulunmadı, yalvarmayı bile düşünmedi. Beni sevmiyorsun, hiç sevmiyorsun. Önemi yok ama mutluyum. O kadar mutluyum ki. Tuzlu gözyaşları dudaklarını yakıyordu. Canlı olanı öbürünü yendi. Sergei'nin uzaklaştığını düşündüğü bu an genç adam yenilmiş boyun eğmişti. Onun yanındaydı. Güçsüz ellerini öperek hayır canım diyordu. Seni seviyorum. Seni ilk görüşte sevdim. Sonbaharda. Natasha'nın evinde gördüğünden beri. O gün Dimitri Alekseyevich İskambil falına baktı. Senin... ''Sergey, o kadar mutluyum ki utanıyorum. Rica ederim, yalvarırım bakma bana.'' Genç kadın gülüyordu, yazın sözünü etti. Tabii, birlikte deniz kıyısına gideceklerdi. Denizi hiç görmemişti. Fırtına konusunda Sergeyin söylediklerini hatırladı, korkuyla. ''Sergey'' dedi. ''Bizi ayırmayacaklar ya.'' ''Hayır.'' ''Doğru mu söylüyorsun?'' ''Doğru söylüyorum.'' ''Bir savaş daha olmayacak mı?'' ''Hayır.'' İnanıyordu söylediklerine. ''Neden?'' Mado'ya başka şeyler söylemişti. Savaşın kaçınılmazlığını biliyordu ama şimdi gerçekten her şeyin düzeleceğine inanmıştı. Bir düş bir Paris serabı. Bologne ormanının yollarında kül ve altın sarısı renkler arasında ilerleyen Mado'ya değil mutluluğa ihtiyacı vardı. Kendi halinde sıcacık sabahın ilk saatlerindeki bahçe çocukluk gibi saf bir mutluluğa ihtiyacı vardı. Valya'nın buruşuk elbisesine bakarken karma karışık düşünceler kafasını doldurdu. Bu pamuklu kumaş gibi basit bir mutluluk. Savaş denen korkunç olayı belli belirsiz hatırladığı korkunç sözleri düşünemiyordu bile. Oysa Valya'nın yanağında, göğüslerinde, ellerindeydi mutluluk. Birlikte çıktılar akşam karanlığında. Hava buz gibiydi. Rüzgar Moskova'ya saldırıyordu. Birden kasırga gibi ağaçları devirmek, elektrik fenerlerini söndürmek istercesine esiyordu. Sergey fırtınayı hatırladı, yepyeni bir şey duydu, acıma duygusu. Basit barış günlerine, aydınlık pencerelerin karanlıktaki ılık lekelerine, özellikle büyük güvenle kendisine sarılan Valya'ya acıyordu. Ah onu koruyabilse, savunabilse, kurtarabilse. Arkası yar.